Herkese merhabalar, kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün sizlerle farklı bir içerikte buluşuyoruz. Bu içeriğe nasıl ulaştım? Öncelikle ondan bahsedeyim, sonra sizi direkt videoya göndereyim. Şöyle, sürekli ben yaz aylarında soğuk şeyler içmeyi çok seviyorum ve kahvelerimde soğuk, her şey böyle buzlu buzlu içiyorum. Ve vloglarımda da görmüşsünüzdür, her gün böyle değişik kahveler falan yapıyordum. Dedim ki niye bunları bir başlıkta, bir videoda toplamayayım ve öyle de yaptım. Dedim 10 tane soğuk içeceği, kendi sevdiğim 10 tane soğuk içeceği videosunu çekeyim ve bu da böyle bir video olsun dedim. Öyle, şimdi ben şu kahvemi içerken bence siz de o soğuk içecekler videomu izleyin. Sonrasında tekrar görüşelim. Şimdi soğuk içecekler videosu. Evet, tariflerimize ilk önce wrap ile başlıyoruz. Soğuk bir wrap yapacağız. Bunun için bir tatlı kaşığı granül kahvemiz, bir çay bardağı soğuk su, bir tatlı kaşığı toz şekerimiz var, yarım çay bardağı sütümüz var ve iki kalıp da buzumuz var. Şimdi ilk önce kahveyi, şekeri ve suyu ekliyorum. Bunları yaklaşık 3 dakika boyunca koyu kıvam alana kadar şöyle çırpıcıyla çırpacağım. Şimdi bunları bir çırpalım. Evet, çırptım. Şöyle köpük köpük oldu. Şimdi servis bardağınıza şöyle sütü döküyoruz. Pardon, ilk önce buzu atıyoruz. Sonra üzerine sütü ekliyorum. Sonra da şöyle köpüklü rafbenin köpüğünü dolduruyorum. Evet, wrap'benin tarifi bu kadar. Çok basit, tatlı, güzel bir içecek. Şöyle gördüğünüz gibi wrap'bemiz hazır. Şimdi ikinci tarife geçebiliriz. İkinci tarifimiz avokadolu smoothie. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler: bir su bardağı süt, yarım avokadoyu böyle küp küp doğruyoruz. Bir yeşil elmanın 1/4, 2 yemek kaşığı yoğurt. Şu buzları bardağa atacağız. 3-4 kalıp, yani siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bal, balığı göz kararı dökeceğiz. 10 dal da taze nane. Bu tamamen sağlıklı bir ara öğünde olarak kullanabileceğiniz bir içecek. Soğuk, çok güzel. Ben avokadoyu çok sevdiğim için bu karışım da çok hoşuma gidiyor. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Buz hariç, çünkü bunu bardağa koyacağız. Buz hariç bütün malzemeleri... şu shaker'ı alacağım ben. Shaker yoksa bunu mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Yani normal bir mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Ben shaker'la yapacağım. Şimdi sütü aldım. Avokadoları da atıyorum içine. Şöyle. Elmalarımı da. Yoğurdumu. Sonra taze nanemi de attım. Üstüne şöyle, yani gerçekten göz kararı atacağım, bu tamamen sizinle ilgili. Çok fazla atmayı tercih etmiyorum, bu sağlıklı bir içecek olarak yaptığım için daha çok böyle hafif tat versin diye atacağım bunu. Şöyle biraz da bal gezdirdim üstüne. Şimdi bu pürüzsüz kıvam alana kadar ben bunu shaker'dan geçireceğim. Daha sonra servis edebiliriz. Evet, avokadolu smoothie'miz de hazır. Şimdi bunu da hemen bardağa alabiliriz. Buzlarımı atıyorum. Ve smoothie'yi de üstüne döküyorum. Şöyle kıvamını da görün. Avokadolu smoothie'miz de hazır. Şimdi üçüncü tarife geçebiliriz. Şimdi sıradaki içeceğimiz muzlu hurmalı smoothie. Yine çok sağlıklı bir tarifle devam ediyoruz. Bu da böyle ara öğün olarak içilebilecek, yaz günlerinde soğuk, serinletici, güzel bir sağlıklı içecek.
Şimdi malzemelerimiz bir su bardağı süt, yarım muzu dilimledik. 3 adet hurmayı da böyle küp küp doğradık. 2 adet cevizimiz var burada. 2 adet, yani 2 tam ceviz gibi düşünün. 1 yemek kaşığı yulaf ezmemiz var. Yine soğutmak için de buzumuz var. Yine bunları, bütün malzemeleri şöyle alıyoruz. Buzumu aldım. Yine ben bunu shaker'la yapıyorum ama robotla da yapabilirsiniz. Cevizler, bunlar biraz büyük olduğu için bunları böyle küçük küçük kırıp atacağım. Evet, bunları da atıyorum. Yulaf ezmemi de ekliyorum. Şimdi en sonda sütümü ekleyip bunu da shaker'la. Şimdi bunların hepsini shaker'a aldım. Bunu böyle blender edeceğim. Evet. Tamamen blender ediyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar bunu blender'dan geçireceğiz. Evet, şimdi muzlu hurmalı smoothie'miz de hazır. Buzlarını atıyorum bardağa. Çok güzel kokuyor şu an. Şöyle bir kıvam oldu. Smoothie'miz de hazır. Bu da çok sağlıklı, soğuk, buzlu bir içecek. Şimdi artık dördüncü tarife geçebiliriz. Şimdi dördüncü tarifimiz olan Oreo'lu milkshake yapıyoruz. Evet, bu bir sağlıklı bir içecek değil ama çok güzel. Yaz günlerinde hem çok basit yapması hem de çok keyifli içmesi. Buz gibi çok güzel gidiyor. Bunun için malzemelerimiz 2 su bardağı sütümüz var. Şöyle 3 top kadar vanilyalı dondurmamız var. Şimdi 8 adet Oreo bisküvisinin bir tanesini üst üstlemesi için kullandım. Şöyle hafif kırıntılarını yine üst üstleme için kullandım. Geri kalanı da içine atacağım. Şimdi yani çok basit yapması yine. Dondurmamızı shake alıyoruz. Böyle alamadım. Üzerine Oreo bisküvimizi dökeceğiz. Evet, Oreo bisküviyi de blender etmiştim, söylediğimi bilmiyorum. Şimdi sütleri de ekliyorum. Ve shake'den geçiriyorum. Yani robottan da geçirebilirsiniz bunu da. Aynı mantık çünkü. Bunu da shake'den geçirebiliriz. Evet, rengi görüyorsunuz. Şimdi bunu bardağa alıp süslemelerini yapabiliriz. Şöyle bir bardak kullanacağım. Bardağın etrafını çikolatayı şöyle gezdireceğim. O akışkanlığı zaten bana lazım. Görüntü için. Yani şu dağınık serseri diyeyim ben size. Akışkanlığı lazım. Şimdi bunu alayım. Of, çok güzel kokuyor. Bunu da böyle döktüm. Evet, üstünü de böyle. Aslında bunu biraz köpüğün üste çıkması için beklememiz lazım. Evet.
Oreo'lu milkshake'imiz de hazır. Şu şekilde. Şimdi 5. tarifimize geçebiliriz. Şimdiki tarifimiz Dalgano. Dalgano kahvesi yapıyoruz. Yine basit. Aslında ilk tarifte yaptığımız malzemelerle aynı gibi görünebilir ama birazcık farklı. Yani frappe malzemeleriyle bir tık aynı gibi görünebilir ama bu biraz daha farklı. Şimdi bunda 2 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı sıcak kaynamış su kullanıyorum. Ve 1 su bardağı da sütüm var. Şimdi sıcak suyu, şekeri ve granül kahveyi karıştırıyorum. Şimdi bunu güzelce yaklaşık 15 dakika kadar çırpmamız gerekiyor. Yani bunun en büyük özelliği bu. Böyle sıcak suyla bunu 15 dakika kadar çırpacağız. Evet, böyle çırpmak zor olduğu için şimdi ben bunu shaker alacağım. Elimde çırpayım dedim ama çok zorlayacak beni. Siz de bence robotta, küçük mutfak robotunda falan çırpabilirsiniz. Şimdi bunu çünkü iyice köpürtmem lazım. Tabii shaker'dan geçirdiğimiz için 15 dakika beklemedim. Hemen böyle köpük olacak kadar geçirdim. Şimdi şöyle bardağıma sütümü alıyorum. Bu bardak çok büyük geldi bunun için ama olsun. Sonra da şöyle köpüğümüzü üstüne döküyorum. Evet. Dalgano kahvemiz de hazır. Şöyle bir kahve oldu. Bunda biraz aksilikler yaşadık ama olsun. Şimdi bir sonraki tarife geçelim. Çok güzel bir tarif geliyor. Evet, şimdi sıradaki tarifimiz kahveli milkshake yapıyoruz. Çok güzel bir tarif. Biraz teferruatlı demeyeyim ama bu bol malzemeli bir tarif. Şimdi malzemelerinde 2 su bardağı sütümüz var. 1 top vanilyalı, 2 top çikolatalı dondurmamız var. 1 yemek kaşığı pudra şekerimiz, 1 yemek kaşığı granül kahvemiz ve 4 adet buzumuz var. Ve üzerini süslemek için de ben 1 tatlı kaşığı damla çikolata ve 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Ya damla çikolata yerine rendelenmiş çikolata da kullanabilirsiniz. Hindistan cevizini de kendiniz rendelenmiş kullanabilirsiniz. Bana bu daha kolay geliyor. Sonuçta evde kolay şeyler tarifleri hazırlıyoruz. Şimdi tarife gelince burada şöyle bir şey yapacağız. Şu çikolatalı dondurma bir bardak sütümüzü ayıracağız. Şu bütün kalan, yani şu üst süslemeler hariç bütün kalan malzemeyi shake'e karış atacağım. Ve bunları bir blender'a edeceğim. Daha sonrasında çikolatalı dondurma ve sütü ekleyip tekrar blender'a edeceğim. Şimdi hep birlikte yapalım. İlk önce buzlarımı atıyorum. Daha sonra şöyle vanilyalı dondurmamı da içine atıyorum. Pudra şekerim. Granül kahvem. Ve bir bardak soğuk sütümü de. Bu arada bütün tariflerde soğuk süt kullanıyorum. Söylediğimi bilmiyorum, unutmuş olabilirim. Sütümü de koydum. Şimdi shaker'ın kapağı nerede? Buradaymış. Şimdi bu kapağını kapatıyorum ve bunu blender ediyorum biraz. Şimdi üzerine geri kalan çikolatalı dondurmamı atayım. Ve bir bardak sütümü de ekliyorum tekrardan. Shaker'ım tam aldı yani. Evet, şimdi tekrardan shake'den geçiriyorum. Evet,
Evet, şimdi bunu servis bardağımıza alalım ve üzerini süsleyelim. Şurayı sileyim, biraz damlatmıştım. Yine bu bardağı kullanacağım. Ben seviyorum bunları. Kokusu muhteşem. Şimdi biraz köpüğünün üstte çıkmasını bekleyeceğim. Ve benim bardağımdan şöyle biraz daha kaldı. Yani aslında bir tık küçük bardak kullanırsanız iki bardak bile çıkar yani. Şimdi biraz köpüğü üstte çıksın. Sonra Hindistan cevizi ve damla çikolatayla da süsleyelim bunu. Evet. Şöyle üstüne Hindistan cevizini atıyorum. Sonra damla çikolataları da atıyorum. İnşallah içine çökmez. Tamam. Bu kadar yeterli bence. Bence gayet güzel oldu. Şimdi bir sonraki tarife geçebiliriz. Şimdi sıradaki tarifimiz yine çok sağlıklı bir tarif. Hatta ödem atmada müthiş işe yarayan bir tarif. Ananaslı smoothie yapıyoruz. Şimdi şöyle iki dilim parmak kalınlığındaki ananasımı ben dilimledim. Onun dışında bir su bardağı sütümüz var. 4 küp buzumuz var. Birkaç dal taze nanemiz. Ve şöyle iki dilim limonumuzu da şöyle dörde böleceğim bunu da. Kabuğuyla birlikte yapacağız bunu. Evdeki limon pek güzel değilmiş ama olsun. Limon limondur diyorum ve devam ediyorum. Yine çok basit. Hemen hepsini blender'a, shaker içine alıyorum. Ve blender ediyorum. Hepsini sırayla atıyorum. Yaracak mı anne? Taze nanelerini de attım. Şimdi bunu shake'ten geçirebilirim. Evet, ananaslı içeceğimiz de hazır. Şöyle bunun içinde şöyle ananaslı bardaklarımı tercih ettim. Muhtemelen 2 bardak çıkar diye düşünüyorum. Şu kıvama bakın, şahane. Görüntüsü de çok güzel. 2. bardağım yarım oldu. Olsun. Evet, şu şekilde üstünde taze nane yapraklarıyla süsleyebiliriz. Evet. Bu şekilde ananaslı smoothie'miz de hazır. Şimdi bir sonraki tarife geçelim. Sıradaki tarifimiz çilekli milkshake. Bunun için ilk önce çilekleri tek başına bir shake'ten geçireceğim. Böyle püre kıvamına gelsin diye. Malzemeleri saymayı unuttum, kusura bakmayın. 12-13 tane çileğimiz var ayıklanmış. Bir su bardağı süt. Bir 2 top kadar vanilyalı dondurma. 2 yemek kaşığı toz şeker. Ve 3 küpte buzumuz var. Şimdi ilk önce bunları shake'ten geçireceğim. Şimdi bu püre haline geldi ve müthiş kokuyor şu an. Şimdi ben bunun üzerine buzları, sonra şekerini, sütünü de koyuyorum. Bu çilekli milkshake'in zaten görüntüsüne bayılırım her zaman. Rengi çok güzel çünkü.
En son da şöyle dondurmasını da ekleyeyim. Yani bunun bir sıralaması yok. İstedim tabii. Yani bütün malzemeleri atmak da önemli. Şimdi ben bunun dondurmasını da ekledim. Şimdi hepsini shake'ten geçireceğim ve milkshake'im hazır. Geçebiliriz. Yine şu bardağımızı kullanalım. Şimdi şöyle önceden dolapta hazırladığım krem şantim vardı. Onunla şöyle bakalım yapabilirsem süs yapmayı planlıyorum. Ucu bulamadım. Aslında ucu bulsaydım daha güzel olacaktı ama bulamadım. Neyse şöyle dönmeyi planlıyordum ama olmadı. Şöyle de olur bence. Şöyle bir şey oldu, olsun. Şöyle bir tane çilek. Onu buraya koyalım. Bir de üstüne aslında damla çikolata atabiliriz bence. Damla çikolata da turşu krem şanti istediğim gibi geçiremedim diye atıyorum. Şöyle kapatma görüntüsü diye. Çok az şöyle serpiştirme. Ama görüntüsü gerçekten güzel oldu bence. Evet, şöyle çilekli milkshake'imiz de hazır. Şimdi bir sonraki tarif yine çok güzel, çok bol kalorili bir tarife geçiyoruz. Evet, şimdi sıradaki tarifimiz Nutella'lı soğuk kahve yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz 2 su bardağı süt, 2 top vanilyalı dondurma da kullanabilirsiniz ama elimde kalmadığı için ben çikolatalı dondurma kullanıyorum. 3 küp buz, 1 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı da şöyle Nutella'm var. Şimdi bunları nasıl yapıyorum? Robota ekliyorum. Vanilyalı dondurmamı, Nutella'mı ve Nescafe'mi ekliyorum. En zoru bunu eklemek tabii. Evet, sonra dondurmamı ekliyorum. Kahvemi atıyorum. Üzerine de buzları ve sütünü döküyorum. Sonra yine shaker'dan geçireceğim ya da mutfak robotundan. Bu da böyle çok güzel, bol kalorili bir tarif oluyor. Ama yani güzel içilebilecek. Evet, şimdi bu da hazır. Bunu da böyle servis bardağına alalım ve üzerini süsleyelim. Tabii yine bu bardağı kullanacağım. Bunu da böyle bardağa alıyorum. Üzerine yine krem şanti ile süsleyeceğim. Yine böyle rastgele sıkıyorum.
ve üzerine damla çikolata atacağım bunun da. Evet, Nutellalı soğuk kahvemiz de hazır. Şimdi son tarifimize böyle yaz aylarının çok sevilebilecek buz gibi meyveli bir içeceğine geçiyoruz. Son içeceğimize geldik şimdi. Böğürtlenli soğuk içecek yapacağız. Malzemelerimiz basit. 3 küp buzumuz var. Bunu arttırabilirsiniz. Şöyle benim dolapta dondurmuş böğürtlenim vardı. Onu kullanıyorum. 1 kase suyunu da aldım. 1 su bardağı sütüm ve balım var. Şimdi bunları blender'a alıp daha sonrasında shake'den geçireceğim. Balı yine göz kararı koyacağım. Şimdi bunları böyle blender'a alıyorum. Şimdi göz kararı biraz da bal atacağım. Bunları şimdi shake'den geçiriyorum. Evet, şimdi bunu da bardağa alabiliriz. Rengi çok güzel oldu. Buzlu. Evet, böğürtlenli soğuk içeceğimiz de hazır. Bu da son içeceğimiz de. Tekrardan merhabalar. Kapanış için karşınızdayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz, çok sevinirim. Böyle dedim, soğuk içecekleri çekeyim. Aslında bunun için biraz geç kaldım. Çünkü artık sonbahardayız. Yani siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen Eylül ayına girmiş oluruz. O yüzden biraz geç kaldık ama olsun, benim de kanalımda bulunsun ki kışında yapılabilir ve hala sıcaklarda devam ediyor. Bence yapabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Malzemeler çok zor değil. Basit malzemelerle yaptık. Yani evde çok rahat yapılabilecek şeyler. Çok teferruatlı şeylere girmedik. Sunum olarak da yani misafirleriniz için de bence yapabileceğiniz içecekler. Özellikle sağlıklı içecekleri de eğer diyet yapıyorsunuz ya da sağlıklı yaşamaya karar verdiyseniz ara öğünlerde müthiş tok tutuyor. Denenebilir. Öyle. Yani eğer videomu beğendiyseniz çok mutlu olurum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur ve videomu beğenirseniz, beğeniye tıklarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi beni çok mutlu edersiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimizi şuraya aşağılara yine bir yere bırakırım ben. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da aktifim. Bu şekilde bu videonun da bir vlogun daha sonuna geldik. Bu böyle günlük bir vlog olmadı. Farklı bir şey oldu. Bunun da sonuna geldik. Artık sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.